Bugün yine bir video yapıyorum. Bugün Cardistry başlangıç seti yapmadığımı fark ettim uzun süredir. O yüzden dedim ki Cardistry başlangıç seti videosunu çekeyim. Bugün öğreteceğim hareket thumb cut. Şuradan böyle şeyini görebilirsiniz. Yukarıya koyarım böyle. Hareketin ne olduğuna dair bir şey öğrenirsiniz. O zaman güneş gitmeden çabuk videoyu çekelim değil mi? Güzel fikir. Önce desteği açıyoruz. Her zamanki gibi bir defa. Bu desteği de uzun süredir oynamıyorum ha. Hatta hareketi öğrenmeye başlarken ilk başta destenin yarısını hop atmanız da işinize yarar. Bu arada ben hiç Türkiye'de World Poker Tour görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Aranızda gören varsa söylesin de ben de alayım bir yerden. Hiç. Bir tane bunu gördüm. Ondan sonra onun siyahlığını da vardı. Alacaktım. Birkaç ay sonra baktım stoklarda kalmamış. Türkiye'nin hiçbir yerine artık sitelerde bile yok. Yine de gören varsa ben de bir haber ederse güzel olur. Değil mi? Evet. Bu arada başlıktan anlayacağınız gibi bu hareket bir one hand cut. One hand cut ne demek? Tek elle yapıyorsun. Ve sağlaksanız sol aksanız da sağ elle yapacaksınız. Ben şu an gördüğüm sol elim sağlak olduğum için. Bazen bazı kişilerde görüyorum sağlak ama sağ elle yapabiliyor. Yani çok ilginç bir şey değil. Ben yapamıyorum. Normal ama tabii ki sol elle yapmak. O yüzden farklı bir açı kullandım şu anda. Biraz daha iyi inceleyebilmeniz için. Olanları daha iyi inceleyebilmeniz için. Önce işte desteğin yarısını falan alsanız işinize yarayacak öğrenmekte. Şu dört parmağınızla herhangi bir gripte tutmanıza gerek yok desteği. Şimdi anlayacaksınız çünkü şu dört parmakla baş parmağınız hariç diğer parmakla desteği alttan ittiriyorsunuz ve baş parmağınızla tutuyorsunuz burada. Bu şekildeyken desteği böyle ikiye bölmeniz lazım. Yani baştan gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra işaret parmağınızla şuradaki paketin ortasından paketi yukarı kaldırın. Yani şöyle bir şey. Böyle olması lazım. Paketi bu şekilde tutuyoruz ve serçe parmağımızı desenin altına alacağız. Bu parmakla da dışarı doğru iterken isterseniz daha açabilirsiniz şöyle de. O kadar gerek yok. Yani daha çok display'i, yani one hand cut'ın display olmaz genelde ama şöyle bir display de var bu hareketin. Şöyle hop. Böyle display yapıyorlar bazen. Ben beceremiyorum ama. Neyse işte buraya geldik. Alttan şu parmağımızla ittiriyoruz yukarı doğru. Buradayken yani bunun boyunu açtıktan sonra bu paketi ittireceğiz ve aşağı düşecek. Bu kadar. Hiçbir şeysi yok. Ben şu an biraz da farklı bir şekilde yapıyorum. Böyle yapıyorum ben. Bu biraz daha farklı bir stil. Ben onu da göstereyim isterseniz. Bölüyoruz buradan desteği. Böldükten sonra alt iki kartı pardon lan bu şey yanlışlıkla şeryar gösterdim. Buradan bölüyoruz. Ondan sonra şu üç parmakla yukarı doğru kaldırıyorum ben. Şu aynı scissors cut yaparmış gibi. Sonra işaret parmağımla bunu çekiyorum içeri. Yani aslında hareketi çok bozmuyor da ben böyle daha çok seviyorum. Daha çok rahatıma geliyor. Yani şu pozisyona geldim ya burada. Bunu attığımda ATM'e hareket, daha doğrusu paket benim parmağımın ön tarafına düşüyor. Yani ATM'i çok güzel bir şekilde tırnaktan dolayı kaydırıyor yaparken. Çok ben yani bu şekilde daha rahat yapıyorum. Tabii sizin seçiminiz. Hareketin orijinalinde daha demin gösterdiğim gibi bu şekilde. Hareketin orijinali. Öyle yani. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Şimdi outro için bir kere daha kamerayı taşımaya üşendim. Güzel. Hadi görüşürüz. Bu arada biliyorsunuz yapamadığınız bir şey olursa yorumlardan veya başka bir yerden yorumlardan veya Instagram DM'lerine ulaşabilirsiniz. Son zamanlarda yüklediğim bir video olan Cardistry ASMR videosuna da şuradan gidebilirsiniz. O video için çok uğraşmıştım. Çok ümit bağladığım bir şeydi, videoydu. Ama beklediğim kadar izlenmedi. Onu da izleyebilirsiniz yani şuradan. Değil mi? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.